Uygulamamızın ismi gördüğünüz gibi Create Studio. Create Studio sürükle bırak yoluyla 3D 3 boyutlu animasyonlar oluşturabileceğiniz, 2 boyutlu animasyonlar da var içerisinde bir uygulama. Bilgisayarınıza yükleyerek kullanabiliyorsunuz. Farklı planları var. Farklı planlarda satın alabiliyorsunuz. Bunları internet sitesinden ayrıca inceleyebilirsiniz. Eğer uygulamayı beğenirseniz ve kullanmak isterseniz bu videoyu paylaştığım yerin alt tarafında bir link olacak. O linki tıklayarak süresiz olarak bir indirimden yararlanabilirsiniz. Ben All Access kullanıyorum ama All Access'ten farklı Planları da var. Aradaki fark şu: bazı karakterler, olakseste tüm karakterlere, tüm ikonlara, tüm arka planlara erişiminiz var. Ama bazı planlarda sınırlı sayıda karaktere, sınırlı sayıda arka plana ulaşabiliyorsunuz ki bu da hiç az değil. Ee, yanlış hatırlamıyorsam mesela 1800 tane ikona ulaşabiliyorsunuz. Ee, başlangıç paketinde ücretsiz bir kullanımı yok. Evet, gördüğünüz üzere bulut üzerinden çalışan bir program. Yani siz bilgisayarınıza kurmuş olsanız bile tabii ki dosyalarınızı, proje dosyalarınızı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz ama bütün yaptıklarınız bulut üzerinde de kayıtlı bir şekilde duruyor. Bu mesela benim çalıştığım son projelerden bir tanesi. Böylelikle farklı bir bilgisayarda İlk girdiğiniz bilgisayardan çıkış yaptıktan sonra başka bir bilgisayara uygulamayı yükler ve hesabınıza girecek olursanız oradan da projelerinize ulaşabiliyorsunuz. Bakın burada Open Project var. Yani bilgisayarınızda daha önce kaydettiğiniz bir projeniz varsa o projeyi buradan açabilirsiniz. Ben ...template'lerle, şablonlarla başlamak istiyorum. Şimdi animasyon dedim. Animasyon deyince ilk aklımıza gelen karakterlerle yapılan çalışmalar... ...ama burada farklı animasyon tipleri de var. Bakın mesela burada Instagram gönderilerinde gayet hoş duracak... ...böyle hareketli animasyonlar var. Yahut mesela bakın burada bir YouTube sayfa girişi için yapılmış bir animasyon var. Bunları dilediğiniz gibi tıklayıp sesini duyuyorsunuz. Start Editing diyerek, yani düzenlemeye başla diyerek doğrudan düzenlemeye başlayabilirsiniz. Hemen açılsın. Bilgisayarınızın hızına göre, internet hızınıza göre bu açılma birkaç saniye, birkaç saniye ile birkaç dakika arasında değişebilir. Program oldukça hafif bir program. Hafif olmasının sebebi şu, aslına bakarsanız hiçbir şeyi bilgisayarınıza yüklemiş olmuyorsunuz. Açılma süreleri birazcık fazla bir projeyi aç dediğinizde birazcık uzun sürüyor. Yani uzun dediğim 10 saniye ile 1 dakika arasında sürüyor. 1 dakikayı da çok nadir gördüm. Çünkü hiçbir şey bilgisayarınıza indirmiyor. O an internetten indiriyor. Bir kere projenizi kullandığınız zaman sadece o projenin içindeklerini hafızasında tutuyor ve bir sonrakinde çok daha hızlı bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz üzere burada bir proje açıldı. Bir oynatalım şöyle play diyelim. Welcome to our brand agency. Evet burada sesiyle, e, sahneleriyle, tekstleriyle e, tam bir proje var. Burası sizin projenizi görebileceğiniz, artı dokunup düzenleyebileceğiniz bir alan. Buradaki her şeyi seçebilirsiniz. Alt tarafta timeline dediğimiz bu kısımdan da her şeyi dilediğiniz gibi seçip değiştirebilirsiniz. Mesela bakın şuradaki sahne, buradaki sahneye geldim. Bakın buradaki sahnede bunları görüyorum. Bunlardan birini değiştirmek istersem eğer üzeri tıklamam yeterli. Sol tarafta hemen açıldı nerede ne yazıyor. Mesela şu şuradaki transform yerine e, ben adımı yazayım. Sonra şuradaki şirketi büyüt yerine harika bir e, uygulama yazayım. Eğer metin istediğiniz gibi olmazsa bu durumda da istediğiniz metni seçip istediğiniz yeri seçip dilediğiniz gibi düzeltebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradaki metin de ben sol taraftan değiştirdim değişti. Tüm renklerle, tüm karakterlerle her şeyle oynayabilirsiniz. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Kolaylık olsun diye aşağı tarafta tüm sahneleri gruplamış durumdalar. Mesela siz bir tanesinin üstünü tıklayıp ungroup deyip yani grubu ayırdıktan sonra tek tek tüm parçalara ulaşabilirsiniz. Bakın bu şu mouse'un parçasıymış. Bunu ayrıyeten dilediğim gibi değiştirebilirim. Burada görüyorsunuz bakın bu mouse işaretinin özellikleri burada. Bunları rengini değiştirmek istiyorsam bu kısımdan seçebilirim. Deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz. Ayrıca bana ulaşarak da bunun detaylı bir şekilde anlatıldığı, Tamamen detayıyla anlatılı bir eğitime de kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Onun haricinde bu obje ekrana nasıl girecek, ekrandan nasıl çıkacak, eğer bir loop, bir döngüye girecekse bu döngüde ne yapacak, hangi eksenden nereye gidecek bunlara e, sol kısımdan karar verebilirsiniz. Ayrıca bu objelere... Geçişler efektlerde yine vermeniz mümkün. Bu bir sunum şeklinde olan bir animasyondu. Onun haricinde başka animasyonlar da yapabilirsiniz. Mesela bir karakteri konuşturabilirsiniz. Gelin onu da görelim. Ana sayfaya geldiğinizde şablonlardan e, seçebilirsiniz. Yine söylediğim gibi bir de onun haricinde yeni proje oluştur diyerek sıfırdan bir proje oluşturabilirsiniz. Bakın projem açıldı. Burada siyah kısım benim projemi görebileceğim ne yaptığımı görebileceğim bir alan. Alt tarafta bu kısımda bir timeline var. Bu timeline benim sahnelerimi, objelerimi, ikonlarımı, müziklerimi, arka planlarımı her şeyi tek tek satır satır dizeceğim alan. Sol tarafta benim alet çantam var. Burada ikonlara, karakterlere, metinlere, yazı stillerine, efektlere her şeye bu alandan ulaşabilirim. Sahneler var yani benim için hazırlanmış hazır sahneler var bunlardan bir tanesini seçip yine düzenleyebilirim burada harika sahneler var konu başlıklarına göre belirlenmiş sahneler de var. Onun haricinde eğer ben bu çalışmayı yaparken bilgisayarımdan bir fotoğraf, bir video, bir görsel eklemek istersem, bir müzik eklemek istersem, bir ses eklemek istersem gördüğünüz gibi buradaki medya kısmından da yeni medyalar ekleyebilirim sadece bilgisayarımdan değil gördüğünüz gibi burada farklı internet sitelerinden de fotoğraflar, görüntüler çağırabilirim. Stüdyonun içine girdiğimizde bakın burada arka planlar var. Şimdi burada bir ayrıntı var. Bunların hiçbiri şu an bilgisayarınıza yüklü değil. Yani uygulamanın içerisinde bilgisayarınıza yüklenerek gelmiyor. Siz hangisini kullanacaksanız eğer onun altındaki indirme butonuna basıyorsunuz ve şu an yüklendi şu an kullanabilirim. Sürükleyip sahneyi buraya bırakacağım. Gördüğünüz gibi benim bir arka planım oldu. Yüzlerce arka plan var. Konunuza uygun olan bir tanesini buradan seçebilirsiniz. Bir de karakter seçelim. İki tane karakter alanımız var. Bir tanesi 3D Creator. Burada siz karakterinizi kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Neden bahsediyorum? Mesela Şuradaki emojiyi göstereyimse ya da şunu göstermem daha iyi olur. Daha önce kullandığım için gördüğünüz gibi indirmeme gerek kalmadı. Doğrudan bu emojiyi sürükleyip bırakabildim. Eğer daha önce kullanmamış olsaydım o zaman indirmem gerekecekti. Bu bir karakter, standart bir karakter. Belli özelliklerini değiştirebiliyorum. Mesela ona bir şapka ekleyebilirim. Ya üzerindeki ceketi farklı, elbiseyi farklı bir elbiseyle e, değiştirebilirim. Bir gözlük eklemek istersen bir gözlük ekleyebilirim. Gördüğünüz üzere ben e, bazı objeleri değiştirerek, renklerini değiştirerek yeni bir karakter de oluşturabilirim. Bu da karakter oluşturmak için, animasyon oluşturmak için bir yöntem. Onun haricinde diğer karakterler kısmında sol tarafta şu an görüyorsunuz farklı birçok karakter var. Hem 3D karakterler hem de 2D karakterler burada mevcut. Daha önce indirmiş olduğum karakterlerden birini indireyim. Mesela bakın burada Esther isminde bir e, küçük kız var. Bunu indirip sürükleyip sahneme bırakıyorum. İşte burada. Sağından solundan tutup Dilediğim gibi sahnede e, Nerede duracağına karar verebilirim Beğenmediğim her an her şeyi Sürekli olarak değiştirebilirim Mesela arka plan bunu sevmedim e, Şöyle bakalım birazcık e, Gerçekten çok fazla e, Arka plan var çok fazla seçilecek şey var Şunu sevdim diyelim ki Bunu aldım bıraktım Bir önceki bıraktığım arka planı sildim Gördüğünüz gibi karakterim Burada yerini aldı Karakteri seçtiğimde aşağı taraftan ya da sahneden ekrandan karakteri seçtiğimde sol tarafta karakterle ilgili özellikler açılıyor. Bakalım bunlara. Bunlardan bir tanesi motion. Yani bu karakter sahnede nasıl gözükecek? Soluk gözüküp işte görünür hale mi gelecek yoksa kayarak mı gelecek? Aşağıdan mı çıkıp gelecek? Bunları seçebilirsiniz. Onun haricinde burada farklı ayarlar var. Bunların hepsini kontrol edebilirsiniz ya da dediğim gibi detaylı bir e, danışmanlık alarak bu işi çözebilirsiniz. Mesela gölgelendirmeler. Ona bir gölge eklemek istiyorum. Şöyle siyah bir gölge eklemek istiyorum. Gölgenin uzaklığı böyle 3 piksel olsun. E, blur'u da böyle 1 piksel olsun. Gördüğünüz gö görün diye böyle görünür bir e, gölge ekledim. Arka tarafında bir gölge oluştu bile Esther'in. Bu gölgeyi isterseniz aşağı ayaklarının olduğu yerde, isterseniz diğer tarafta, sol tarafında yer aldırabilirsiniz. Şimdi ne yapacak? Bize nasıl hareket ediyor? Bakalım şöyle bir. El sallıyor. Ben karakterin bazı hareketler yapmasını istiyorum. Diyelim ki bilgisayarımda bir ses var ve ben o sese uygun bir şekilde devam etmesini istiyorum. Bakın medya kısmına gittim. Medya yükle dedim. Bilgisayarımdan bir tane ses alacağım. Şuradan bir ses alayım. İngilizce bir ses e, aldım. Bakın burada. Bunu sürükledim ve sahnenin altına bıraktım. Şimdi ben onun bu sesle birlikte hareket etmesini, konuşmasını istiyorum. Bitti, değil mi? El salladı ve bitti. Hayır, el sallayarak sahneye girsin, sonra da konuşsun istiyorum. Sese çok uydurmayacağım şimdi ama siz e, ses dalgalarına göre, bakın böyle. İli sağa sola oynatarak sahnenin süresini ayarlayabilirsiniz. Nerede el sallamasının bitmesini istiyorsanız orada bitirebilirsiniz. Nerede konuşmaya başlamasını istiyorsanız oraya kadar sürükleyebilirsiniz. Karakter gözükmüyor. Bu e, genelde geliyor bu soru. Karakteri kaybettim diye. Şuradaki imleci sahneye getirdiğinizde karakteri gözlemleyebilirsiniz. Bakın burada add animation var. Buradan animasyon ekleyebilirsiniz. E Buradaki ekleyeceğiniz animasyon karakterle ilgili bir animasyon değil, objenin nasıl duracağıyla, pozisyonun nasıl olacağıyla alakalı bir e, animasyon. Karakterin hareketlerine, bakın sol tarafta actionlar var. Bu actionları kullanarak ekleyebilirsiniz. Ya da karakteri seçtiğinizde yeni hareket var. Buradan da yine hareket ekleyebilirsiniz. Ben bu kısmı çok kullanmıyorum açıkçası. Çünkü hani burada seçip sonra bir tane daha seçmem gerekiyor. Sıralarını değiştirmem gerektiği zaman da dikkatim dağılabiliyor. O yüzden şöyle yapıyorum. Önce el sallasın. Bunlar İngilizce. Türkçesi bildiğim kadarıyla yok. Hiç de Türkçesi var mı diye bakmadım ama böyle uygulamaları İngilizce öğrenmeniz hem İngilizcenizin gelişmesi açısından hem de başka uygulamaları da kolaylıkla kullanabilmeniz açısından oldukça önemli. Önce el sallıyordu. Yeni action ekle dedim. Ne yapsın? Bakın burada bir köpeğe sarılma e, hareketi varmış. Onu yapsın. Sonrasında bir şey işaret etsin. Bakın buraya. Sonrasında otursun. Sonra bir de selfie çeksin. Bakın ben buraya 5 tane action koydum. Ya yani 5 tane hareket koydum. Yerlerini değiştirmek istersem şu şekilde yerlerini değiştirebilirim. Sıralamalarını değiştirebilirim. Bunların... Sürelerini ve boyutlarını gördüğünüz gibi sağa sola çekerek değiştirebilirim. Bakalım ne oldu? Şahit etti. always... Tabii ki siz e, bunu yaparken oraya bir sandalye de koyduğunuz zaman ikonlardan şimdi koyacağız. Onun üzerine oturmuş olacak. Arka plan bitti. Ne yapacağım? Arka planı şuradan şöyle uzatacağım. Sahnemi buna göre ayarlayacağım. Nereye kadar gözükecekse arka plan. Sahne arka planı oraya kadar şöyle seçeceğim. Zaten denk geldiği zaman sarı bir çubuk açıklandı. Oturdu sonra it me. I hope you like it. selfie çekiyor. Ben öyle istemiştim çünkü. Sonra köpeğe sarılma. ...hareketi vardı, onu da yaptı. Her karakterin standart hareketleri var. Konuşma, düşünme, arkasını dönme, işte sahneye yaklaşıp selam verme gibi standart hareketleri var. Ama onun haricinde bazı karakterlerin de bazı hareketleri var. Onları iyi bilmeniz gerekiyor. Sahnelerinizi, animasyonunuzu oluşturmadan önce senaryonuzu ona göre planlayabilirsiniz. Mesela burada başka ne var? köpekle birlikte yürüme, işte konuşmanın farklı versiyonları konuşsun ve dinlesin, konuşsun ve dinlesin. Bunların hepsini tek tek deneyebilirsiniz. Bir nesneyi itmesi vesaire vesaire. Evet onun haricinde yine bakın burada stüdyo kısmında farklı elementler var. Bunlardan da istediğinizi kullanabilirsiniz. Mesela bir daktilo yazısı efekti mi eklemek istiyorsunuz? Sürükledim ve bıraktım. Şöyle üzerine getirdiğim zaman imlecimi. Yazıyı burada görüyorum bakın. Sol tarafta da hemen yazı ile alakalı özellikler açıldı. Yazının rengini değiştirebilirim. E, arka plan rengini değiştirebilirim. E, cursor dediğim imlecin rengini değiştirmiş oldum. Ondan sonra yazıyı değiştirebilirim zaten. Edit Text dedim. Şuraya mesela. Selam. Herkese. Umarım bu iyi bir eğitimdir deyim Bakalım ne oldu. Şu sesi e, alttan kaldıracağım çünkü e, eklediğim yazının bir sesi var. E, o birbirine karışmasın. Böyle bir efekti varmış. Bunun gibi bir sürü efektle yazılar ekleyebilirsiniz. Onun haricinde burada e, şekiller var, emoji'ler var, ikonlar var. 3D ikonlar var hareket eden ikonlar var ee, onun haricinde gerçekten kaliteli çizimler var içerisinde böyle e, iyi bir tasarıma dönüşmüş oluyor yaptığınız şeyler kendisi bu eklediğiniz hareket etmiyor olsa bile e, buna bir motion verebilirsiniz bir efekt verebilirsiniz sahnelerin arasında geçişler verebilirsiniz e, sahneye nasıl gireceğini çıkacağına karar verebilirsiniz mesela bu şöyle soldan e, girsin diye seçtim Ayarlarını yapabilirsiniz. Yavaş, hızlı bunları seçebilirsiniz. Bakalım ne oldu? E pardon alt çıkışını o şekilde vermişim. Çıkarken sola doğru kayarak çıkmış olacak animasyon. Bunların hepsini deneme yanılma yoluyla da öğrenebilirsiniz. Buna zaman da harcayabilirsiniz ya da danışmanlık alabilirsiniz. Başka neler var? Mesela burada sosyal medya ile ilgili güzel ee, animasyonlar var direkt ekleyebileceğiniz sosyal medya e, başlıkları var olduğu gibi ekleyebileceğiniz başlıklar var mesela şuradan introlardan kastım introlar ekleyebilirsiniz ya da şunu seçip in, bakın hep aynı hata yapıyorum direkt sürüklemeye çalışıyorum önce indirmem gerekiyor bunu getirdim buraya bıraktım bakın bir karakter getirdi üye ol e, kısmını burada üye ol yazısı e, değişiyor mu bakalım ha pardon değişmiyor alt yazı da ekleyebiliyoruz bu arada e, bu değişmiyormuş ama e, re, bu medyayı değiştirebilirsiniz hani bunu dışarıda bir yerde tasarlayıp tekrar getirebilirsiniz ya da değişecek versiyonlarını bulabilirsiniz. Arama çubuğunda bu kısımda çok fazla bunların hepsine mutlaka bir bakın derim. Şöyle üz üzerine benim videom geldi. Alt tarafı göremiyorum. Mesela üye ol butonları değiştirebileceğiniz e, üye ol buton. E, değiştiremeyeceğiniz butonlar ve değiştirebileceğiniz butonlar. Çizgi karakterler kullanabileceğiniz. Onun haricinde e, tekst zaten ekleyebilirsiniz dedim. E, animasyon eklenmiş başlıklar işte video giriş ve çıkışları da video araları için. Onun haricinde bakın <laughs> buraya YouTube kısmına e, gireyim yine aşağı tarafa değiştirebileceğiniz bu üye ol işte kanalıma üye ol e, şablonları var bunlardan bir tanesini sürükleyip bırakalım yine aynı şeyi yaptım önce indirmem lazım bir kere indirmem yeterli bir dahaki sefere bunu indirmem gerekmeyecek. Bakın buraya koyalım şöyle oldu alt tarafta çıktı e, buradaki her şeyi değiştirebilirsiniz fotoğrafı değiştirebilirsiniz kendi fotoğrafınızla. Sadece değiştir diyeceksiniz. Yeni bir fotoğraf seçeceksiniz. Ben şimdi e, yüklemeyeceğim. Buradaki yazıları değiştirebilirsiniz. Mesela buraya kendi YouTube kanalımı yazayım. İşte kaç tane takipçi varsa onu yazayım. Subscribe yazısını değiştirebilirsiniz. O butonun rengini değiştirebilirsiniz. Mavi olmasını istiyorsanız mavi yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gerekenlerden bir tanesi bunlar gruplanmış geliyor. Hani grubu açtığınız zaman daha çok şeyi değiştirebilirsiniz. Mesela bakın şimdi subscribe yazısı neredeymiş? Şurada. Bunları seçtiğinizde hangisinin hangisi olduğunu fark ediyorsunuz zaten bakın Shape dediğimiz hangisiymiş bu text hangisiymiş Subscribe'ın üzerindeki Text hangisiymiş Bakın bu Bu butonun e, Buradan seçmiş olduğum yerlerini değiştirebilirim buradan üzerine tıkladığımda Abone ol yazarak Türkçe hale getirebilirim bakalım neymiş bu ne yapıyormuş YouTube videomuz oynuyor Hemen girdi e, pat diye girdi. Seçebilirdim aşağıdan gelsin diye. Onu da tıkladı ve gitti. Subscribe'ı da ikincisini de değiştirebilirim. Şu an uğraşmadım onlarla. Evet bu program harika bir program bence. Ee, animasyon oluştururken e, oldukça da keyifli. Ee, hani keyif aldığınız e, zevk veren uygulamalardan bir tanesi. İyi bir senaryonuz varsa, iyi müzikleriniz varsa, her şeyi seçtiyseniz e, her şeyi tek bir yerde yapabilirsiniz. Ses, sound efektler, e, görsel efektler, her şeyi tek bir yerde bulabilirsiniz. Bu da size oldukça hız kazandırır. O yüzden e, bu programı deneyin derim. Şunun tatlına baksanıza. Başka karakterler de bakalım. Bir tane daha karakter bakalım şöyle. E, ben bu çok seviyorum. 3D olanları çok seviyorum. Bir de şu aşağıda şunlar da var. Bunlar da inanılmaz hoşuma gidiyor. Mesela Fiona. Evet Benim favorilerimden bir tanesi. Fiona ailesi. Bir erkek, bir kız versiyonu var. Bakın Fiona burada. Fiona'nın da kendine özgü hareketleri var. Action ekle dediğim zaman hem ortak olanları var hem de ortak olmayan hareketleri var. Mesela kart e, kartın üzerinde bir şey gösteriyor Fiona oraya ne yazarsanız siz onu gösterecek e, elinde bir kart çıkartıp e, bu da oldukça güzel e, program bu kadar basit ama diğer taraftan da çok detaylı hani istediğiniz her şeyi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz şimdilik bu kadar umarım işinize yarar profesyonel tasarımlar yapabilirsiniz ve bununla para kazanabilirsiniz çünkü bu animasyonlar ciddi pahalı animasyonlar Birazcık uzmanlaşırsanız harika işler çıkartırsınız. Kolay gelsin.